Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, belagat-ı vadıha çalışmaya devam ediyoruz. Evet, eskiden ilahiyatlarda okutulan ve hala okutulan bir belagat dersi. Diğer belagat kitaplarından önce yazılmış, yani son dönem belagat kitaplarından önce. Yani neredeyse bir asırlık bir öyküsü var. Daha da eski hatta. Ve e, gerçekten örnekleriyle e, çokça e, elverişli, çokça istifadeli bir e, eser. E, Tabi e, giriş kısmında hani e, fesahat nedir, e, üslup nedir bunun üzerinde durmuştuk. Şimdi e, üslubun e, çeşitleri e, işte ilmi, e, üslup, edebi, e, üslup, hitabi, üslup gibi Geçenki bölümde e, uslub edebi demişti. Edebi üslub e, ne demektir e, belagatta? Edebi üslub. Tabi edebi üslubu anlamak için e, şiirlerden örnek veriyordu. Yani e, şiirlerde nasıl bir e, edebi üslub kullanılmış? Mesela e, bir şiir daha e, verecek örnek olarak. Vel guyum. Guyum nedir? Bulutlar demek hani bulut manasına gelen birçok e, kelime var e, Arapçada. E, Sahab da e, bulut demek. Eee buyum bulutlar la yaraha İbnü'l e, Hayyat kema yaraha el alim ve buhara müterakimen. E, cümle devam ediyor da yani bulutları e, İbnü'l Hayyat diye bir şair e, normal e, işte bulutlarla ilgilenen e, bulutları inceleyen, e, işte bilim adamları gibi, alimler gibi görmemiş bulutları. E, o edebi üslupla ele almış ve kim bu İbnül Hayyat? Bakın dipnotta onunla ilgili kısa bir bilgi veriyor. Şairun min ehli Dimeşk. Dimeşk ahalisinden, Dimeşk ehlinden bir şair. E, yani Şam ehlinden. Tafe bil bilat e, ve e, yemtedihün nas. Yani insanların ondan övgüyle bahsedeceği şekilde ne yaptı, işte beldeleri, ülkeleri dolaştı ve azumet şöhretuhu yani şöhreti büyüdü. Yani herkes onu tanıdı. Ve lehu divanu şiirin meşhur. Meşhur bir şiir divanı var. Ve kaç yılında vefat etti diyor? Bir Dimeşk, Dimeşk'te 517 yani Hicri 517 senesinde e, vefat etmiş. Şamlı ülkeleri dolaşmış ve meşhur bir divanı olan şair İbnül Hayyat. Bu İbnül Hayyat e, bakın yağmuru, bulutu nasıl anlatmış diyor. Hani bir bilim adamının üslubuyla değil edebi üslupla anlatmış. Ki bir alim yani bir işte bulutlarla ilgilenen e, bir alim onu nasıl görüyor? buharen bir buhar e, bulutu, bir, bir kümesi olarak görüyor. Müterakimen, yığılmış, bir araya gelmiş bir buhar kümesi. E, ne oluyor o? Yuhavvilu dönüşüyor e, ila ma'in. Yani suya dönüşüyor. Ne zaman? İza sadefe fil cevvi. Yani gökyüzünde karşılaştığı zaman neyle? E, tabakaten barideten. Soğuk hava tabakasıyla karşılaştığı zaman e, neye dönüşüyor? O e, buhar kümesi, main e, suya dönüşüyor. Aslında bulutun hikayesi bu. Bir bilim adamının anlatacağı bulut bu. E, fakat bu şair velakinnehu yaraha şöyle görüyor. Bulutu e, şöyle görüyor. Keennel guyume sanki o bulutlar cuyushun. Yani e, ordulardır. Ordulardır. Tesumu e, minel adli fi kulli ardın salahan. Yani e, yeryüzünün her tarafına ıslah için yani durumu düzeltmek için ne yapıyor? Adalet yayıyor. Bu tesumu minel adil aslında tesumu adalet götürmek e, demek. A bu minel adil ile beraber ne oldu? Adaleti yayıyor, götürüyor yeryüzünün her tarafına. E, bu, e, bu ordular, bu bulutlar ordulardır adalet dağıtıyorlar. İza qatele. Şimdi e, ordular e, ordulara benzetince bulutları bu sefer ordu denilince akla gelen şeyleri sıralamaya başlıyor. İza qatele el mahalle fihel e, gamam bi savr riham ecadel e, kifaha. Yani o savaştığı zaman o ordular, o bulut orduları el mahalle e, yani bir yerde fihel gamam yani bu bakın gama bu da bulutlar demek. Yani bulut parçaları. Bulut parçalarıyla yani birlikte savaştığı zaman bulut birlikleriyle diyelim. bir bir riham. Bu riham yağmur taneleri demek aslında. Yani hafif yağmur için kullanılıyor. Rehim, rehimin çoğulu riham. Evet o yağmur tanelerini isabet ettirerek. Yani sanki o yağmur taneleri bu ordunun işte kurşunlarıdır veya oklarıdır. Küçük küçük okları. O okları bulutlardan işte isabet ettirerek ecadel kifaha. Yani ne güzel bir mücadele ortaya koyuyorlar veya mücadeleyi, savaşı güzelleştiriyorlar. Ve devamında yukartisu bittaleli fihi essiham. Evet hani kırtasiye kağıt oradan geliyor. Ama bu kartese aynı zamanda ne yapmak? Bakın nişan almak manasında veya isabet ettirmek. Evet bu e, tef, hangi bapta? Dehrece, yüdehreci yani dörtlü bapta. Evet yukartisu diye okuyoruz. Yukartisu bittaleli fihi es-siham. Yani o savaştığı yerde e, sanki okları ne yapıyor? Yağmur e, olan oklarını e, nişan alıyor veya isabet ettiriyor. Ve yeşre'u bil vebel fihir rimaha. Bu yeşre'u bu da nişan almak. Bu kartası e, yukartisu isabet ettirmek. Bu da nişan almak. Bu vebel, bu da yağmur. Bakın yağmurun hani birçok e, bulut gibi e, karşılığı vardı. Mesela e, dalel e, işte yağmur. Bu Tabi riham dedik yağmur. Hani çiselemesi, işte çokça yağması, bol bol yağması, sağanak yağması. Yani Arapçada Türkçeden biraz daha e, fazla yağmur manasına gelen e, kelimeler var. Evet rimaha e, mızrakları değil mi? Mızrakları ne yapıyor İşte o yağmurlarla nişan alıyor. Ve sell aleyhi suyu fel buruk ve o işte savaştığı yerde bir de ne çekiyor? O şimşeklerle kılıcını çekiyor. Bu selle suyu ne yapmak? Kılıcı kınından çekmek. Yani birine kılıç çekmek yani. Ve o savaştığı düşmana sanki o kurak topraklara sanki ne çekiyor? Kılıç çekiyor. Neyle? Şimşeklerle fa ethane bir darbi fihil ceraha ve öyle bir vuruyor ki o işte kılıçlarla fihi ceraha yani onda yara oluşturuyor. Bu eskana şiddetle vurmak demek. Bir darbi bakın şiddetli bir darbeyle ona vuruyor ve yara oluşturuyor. Tera görü evet tera görürsün elsun elsun ne elsine yani dilleri elsunen nur yani nurun dillerini işte sonra güneş çıkıyor. Nur'un dillerini görüyorsun. Tusni aleyhi. Yani onu övüyor o savaşçıyı. O sena bakın bu sena övmek demek. Tusni aleyhi onu övüyor. Feteaccebe min Yani bundan dolayı bu hunne çoğul olarak getirmiş bunu. Yani bu işte ışığın dilleri, nurun dillerinden dolayı teaccebe hayran kalır hayran kalır. bu e, nedir? Dilsiz demek. Hares. Dilsiz hayran kalır da fesaha çığlık atar. Yani dile gelir, çığlık atar diyor. Evet her beytin sonunda bakın bir de dipnot düşmüş. Yani açıklama veriyor. E, bizzat kitabın kendisi açıklama veriyor. Yani bir şerh eden değil. E, Tesumu minel adli fi kulli ardın salahan. Ey yani tevella kulli ardın salahan bil hasabi ve yani her bölgeye, yeryüzün yeryüzünün her yerine e, ne yapıyor? E, i̇şte e, o bolluk ve bereket görevini, getirme görevini üstleniyor. El mahal diyor ikinci beyitte. El cedep yani kurak bir bölgedir. Yani kurak bölgeye mahal diyoruz. Ve huve ul matar. Yani yağmurun işte kesilmesi ve yebisel ardu minel kele. Yani işte e, kuraklıktan dolayı yerin e, çorak olması, kuruması. Ve sabab doğrusu nüzulül e, matardır. Yani yağmurun yağmasıdır. Ve riham cemur rihmedir. Ve hiyel mataru daif. Devamlı e, işte yağan zayıf yağmurdur. Ve kifah, el kıtal ve müdafaa. Yani bunları verdik zaten. E, parçada açıklarken bunlar vermeye çalıştık. Ama belki atladığımız bir şeyler olabilir. El neydi az önce? El garat evil hedef. Yani hedefe e, odaklanmak, hedefi vurmak ve yuqalu kartasar rami e, mesela atan e, hedefini vurdu İda esabel qartas ey el garada e, yani mesela e, işte hedefini vurduğu zaman ne deniyormuş Kartasar rami deniyormuş fehuve yekul ne diyor İnnel gamame e, yani o bulut yusettudusihama ilel mahal o kuru yere okunu doğrultuyor feyakli aleyhi ve e, ne yapıyor ona tam isabet ettiriyor ve mana yeşrehu rima bu da bakın yüceddi duha. Bu da aynı diyor. Yani onu işte nişan alır. Vel vebel el mataru şedid eddahmül katır. Yani taneleri iri olan şiddetli yağmura da vebel deniliyor. Ezhane bid darbi fihil cerah. Yani bale el cerahı fihi. Yani onu öyle bir vurdu ki onda yara oluşturdu manasında. En nur. Oradaki nur. Biz güneş olarak yaptık ama burada ez Evet burada bir farklılık var. Yani ne demiş? Çiçekler. Yani çiçekler en son beyte bakın tekrar bakalım. El sunun nur derken buradaki nurla neyi kastetmiş? Çiçekleri katme, kastetmiş. Yani görürsün çiçekler dilleriyle onu övüyorlar. Ve daha herul edip bi inkari esbabi hakaikil ilim. Evet bazen bu kat muzahirin başına gelince e, bazen manasına geliyordu. Bazen herul edip. Yani o edebiyatçı, o edip kimse nasıl gözükür yetedaheru yani kendisini öyle göstermek manasında öyle gözükür nasıl bir inkar esbabı hakayık i ilim yani ilmin hakikatlerinin vesilelerini vasıtalarını sanki yok sayıyormuş gibi gözükür ve yetelenmesu bu yetelenmesu ne yapmak i̇şte aramak demek yetelenmesu leha onun için arar min hayalihi hayalinden ne için arar Hani işte ilmin hakikat sebeplerini inkar etme gösterir dedi ya yani o tutumu için hayalinden esbaben bir takım sebepler arar. Tut bi tut davahul edebiye yani o edebi işte iddiasını ispat edecek sebepler arar. Ve tuqawil qaradeli yunşiduhu yani o söylediği gayeyi güçlendirecek sebepler arar fe e, keleful bedri bu e, kelef e, nedir Çil demek yani çilleke leke mesela ayın üzerindeki leke var ya hani e, gündü e, işte ayın çok net olduğu bir zaman aya bakıldığında ayda gözüken lekeler ayın lekelerini e, ellezi e, işte yad ve çihi yani ayın yüzünde gözüken o lekeleri leise nashien amma fihi min cibalin ve kı'anin cafetin yani o e, üstü, yüzeyindeki dağlardan veya derin çukurlardan, bu kıy'an e, derin çukurlar, e, ce, kuru, bakın cafe kuru, kıy'an ise dipler, çukurlar demek. Yani o işte e, derin kuru çukurlardan değil de yani bunlardan kaynak e, kaynaklanmadığını e, ama işte neyden kaynaklandığını söyler. Kemay yakulu ulema yani bilim adamlarının söylediği gibi bilim adamları ne diyor? İşte ayın üstündeki lekeler ay yüzeyindeki işte dağlardan veya aydaki çukurlardan kaynaklanıyor diyor. Ama Ma'arri <laughs> ne diyor? Yera zalik bunun için bunu nasıl görüyor? Sebeben ahir. Yani bunun için başka bir sebep görüyor. Feyakulu firsa ve o mersiyesinde ve ma kelefetul bedril munir kadime yani o ayın işte lekeleri o aydınlatan e, münir olan ayın lekeleri e, kadime normalde hani e, eski değildir ve ancak o fi veci onun yüzünde etherul latam bu latam yediği hani hayattan yediği darbeler yani o yediği işte tokatların yediği sillelerin eseridir o diyor. Yani burada ne yapmış olduğu ee, tabii ki benzetmeler var, istiareler var. Yani e, birçok e, işte ileride bahsedeceği e, sanatları e, kullanarak edebi bir üslup ortaya koydu. Evet Ma'arri'nin kim olduğunu daha önce e, söylemişti. Meşhur bir şair. E, ve şöyle bakın ne diyor burada? Ve la budde fi hadel yani bu edebi üslup için ne gerekir minel vudu yani açık, net olması gerekir vel kuvvet ve sözlerinin vurucu, kuvvetli olması gerekir. Ve kavlül mütenebbi. Mesela, evet burada kalalım. Mütenebbinin e, üslubunun, e, yani burada bakın e, gayru beli olduğunu söyleyecek. Yani e, çok da edebi bir üslup olmadığını, orada hatalar olduğunu söyleyecek. Yani edebi üsluba yakışmayan yönleri olduğunu söyleyecek. Gelecek bölümde inşallah bu edebi üsluba e, devam edelim buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.